Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bamyanın nasıl temizlendiğini hep beraber göreceğiz. Bu şekilde iki poşet bamya aldım arkadaşlar. Bunlar büyük bamyalardan. Bunların çoğunlukla küçük olanlarını alıyorlar. Onlar bunlara göre biraz daha pahalı olduğu için ben bunları almayı tercih ediyorum. Hem daha çok oluyor. Sonuçta ikisi de bamya yani. Önce bunların arkadaşlar nasıl temizlendiğini göstereceğim. Daha sonraki videomda da bunların nasıl yemek yaptığımı sizlere göstereceğim. Bunlar arkadaşlar hepinizin yaptığı bir hata var. Öncelikle siz bunları bu şekilde ayıtlayıp yıkıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde olmuyor. Bunlar şimdi dışarıdan toplandığı için tozlu tozlu. Bunları tek tek alayım. Bunu daha sonra yıkayayım. Öncelikle arkadaşlar büyük bir kaba alıp bunları güzel güzel yıkamamız gerekiyor. Daha sonra şu kısımlarını temizlemeyi birlikte görelim. Arkadaşlar bamyalarımızı iki defa üst üste yıkadıktan sonra tertemiz oldular. Şimdi nasıl temizlendiğini şöyle sizlere göstereyim yakın çekim olarak. Bunun temizleme aparatı var arkadaşlar. Onu tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü mesela nasıl göstereyim size. Ben büyük bamya aldığım için bunun küçük şu şekilde bamyalar var. Onlara uyum sağlayamadığı için bazılarını temizleyebiliyor, bazılarını temizleyemiyor. Siz her ihtimale karşı arkadaşlar bıçakla temizlemeyi tercih edin. Bu şekilde sizlere yakından göstermeye çalışayım, odaklayayım. Yani ilk kez bamya gören bile bunları temizlemeyi öğrenebilir arkadaşlar. Bizim alacağımız kısım şu kahverengi kısımlar arkadaşlar. Oralarda çoğunlukla tel tel bıyıklar oluyor. Fakat ben bakındım ama pek göremedim bu bamyaların içinde. Oraları da temizliyoruz yani arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Bıçağı ben kendi usulüme uygun. Şeyine zarar vermeden arkadaşlar. Yani içinin salyalarını dışarıya çıkarmadan bu şekilde döndüre döndüre görüyorsunuz. Şu kısmı da alalım. Bu şekilde huni şeklinde temizliyoruz arkadaşlar bamyalarımızı. Burada göstereyim size. Şurayı ben kesiyorum. Bu şekilde. Artık kalem ucu diyorlar, huni şeklinde diyorlar. Şekli bu arkadaşlar yani. Bunun şekli bu. Bu şekilde hepsini. Mesela şuraları görüyorsunuz. Bu şekilde buraları güzelce bıçak yardımıyla döndüre döndüre temizlemeye çalışıyoruz. Bakın bu şekilde tel tel odaklayayım size de. Bu şekilde tel tel bıyıklar da oluyor. Bazıları şey yapıyor arkadaşlar. Siz öyle yapmayın. Fuzuli zaman kaybı. Önce bunları böyle ayıtlıyorlar. Sonra yıkıyorlar. Tekrar çıkarıp tekrar bu şekilde kesiyorlar. Siz öyle yapmayın arkadaşlar. Zamandan tasarruf bu şekilde hepsini tek seferde alıp geçebilirsiniz. Yani ne gereği var
Önce bıyıklarını temizle, sonra buraları temizle. Bana zaman kaybı geliyor. Tabii siz nasıl alışmışsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde temizliyorum. Önce bol suyla yıkıyorum gösterdiğim gibi. Daha sonra bu şekilde temizliyorum ve yemeğimi yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Burada gördüm. Bunları hiç uğraşmadan bu şekilde kenarlarını temizlerken onları da alıp temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bamyalarımızı gördüğünüz gibi kalemin ucu şeklinde temizledik. Şimdi birazdan bamyanın kıymalı bamya yemeği yapacağım sizlere. Videonun açıklama kısmına da ekleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.